Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Temel ihtiyaç destek kredisinde arkadaşlar başvurular şu anda kapalı, başvurular kapatıldı. Üç kamu bankası da başvuru almıyor artık. Sadece kredisi değerlendirmede olanlara cevap veriyor arkadaşlar. Bugün gün içerisinde cevap alan arkadaşlarımız var arkadaşlar. Onay alan arkadaşlarımız da var. Red alan arkadaşlarımız da var arkadaşlar. Tabii ki baktığımız zaman tabloda değerlendirme dolan arkadaşlarımız fazla, ret alan arkadaşlarımız fazla, en az ise onay alan arkadaşlarımız. Artı bir de hala onay almış, kullandırımı yapmış ama parası hesabına yatmayan birçok arkadaşımız mevcut arkadaşlar. Şimdi bir diğer konu arkadaşlar, destek kredisinde biz onay mesajını aldık. Onay mesajını aldıktan sonra tekrardan kredimizi değerlendirme aşamasına alıyor banka. Bunun nedeni ise sorduğumuzda hatalı onay mesajı. Yani banka sistemsel sıkıntılardan dolayı bu mesajın geldiğini, hatalı onay mesajın gönderildiğini söylüyor. Biz madem hatalı onay mesajı geldi, banka bunu sistemsel olarak da hata yaptı. Peki sözleşme imzalanmasıdır, kredinin kullandırılmasıdır vesaire işlemlerde neden bunu görmedi? Hala bu hatalı onay mesajının üzerine banka bu kullandırıma devam etti. Bunu sorduğumuzda ise sistem otomatik olarak çalıştığından dolayı banka onay geldikten sonra linki tıklayan veya kullandırım yapan işlemlerde, yani siteden girip de buradan kullandırım şuradan, hani geldiğimiz zaman şuradan göstereyim, biz ne yapıyorduk, kullandırım yapıyorduk arkadaşlar, şuradan kullandırım yaptığımızda banka hatalı onay mesajı gelse bile bu kullandırımı yaptırıyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin, hatalı onay mesajı gelse dahi bu kullandırımı yaptırıyor, sistem otomatiksel olaraktan bu kullandırımı yaptırıyor. Siz kullandırım yapıyorsunuz, bilgilerinizi giriyorsunuz, arkasından sözleşmeyi vesaire diğer yerleri işaretliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Banka arkasından size ne gönderiyor? Paranız ertesi gün hesaba yatacaktır diye gönderiyor. Buraya kadar sistem sizi otomatik olaraktan gönderiyor. Ertesi gün veya birkaç gün sonra siz bekliyorsunuz ya artık para yatacak diye. Banka şöyle bir şey çıkıyor ekranda. Diyor ki ne? Değerlendirmede krediniz. Ya biz bütün işlemlerimizi tamamladık. İşlemler bitti. Neden benim kredim onay almışken, bu aşamaya kadar gelmişken değerlendirmeye düştü? Bunun tek cevabı arkadaşlar, bize verilen cevap sistemsel hata ve hatalı onay mesajı. Kredi tekrardan değerlendirmeye giriyor. Bunun nedeni ise sistemin verdiği hatalardan kaynaklı olduğu yönünde arkadaşlar. Siz de bunu duyduktan sonra dikkat edin. Bunun nasıl önüne geçilebileceği yönünde de bankaya sorduk arkadaşlar. Lütfen bu konuyla alakalı müşteri hizmetlerini arayın arkadaşlar. Sizin de eğer ki böyle bir şeye başınıza gelirse mutlaka müşteri hizmetlerini arayın. Detaylı bilgiyi veriyorlar arkadaşlar. Aradıktan sonra bu konuyla alakalı kredi kullandırım vesaire bölümleri var onların. O hatta size bu detaylı bilgiyi veriyorlar arkadaşlar nedeniyle birlikte. Bu konuyla alakalı bir de şu var arkadaşlar. Yanlış, yani sistemin verdiği yanlış olaraktan para yatırma olayı. Yani yanlışlıktan dolayı, hatadan dolayı hesabınıza para aktarılmıştır deyip parayı geri çekme olayı. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Sistem, ben bunu daha önce müşteri temsilcisine vesaire yerlere sorduğumda dahi para hesaba aktarıldıktan sonra banka bunu neden çeker diye sordum. Banka para hesaba aktarıldıktan sonra çekme şansı yok dediler ama çekilen arkadaşlarımız var. Bundan alakalı başvurularımız var. Hala o konuyla alakalı bir sonuç gelmedi. Buradan bu konuyu bilen bazı arkadaşlarımız var. İsmail abi falan var. Bilir, buradan duyuyorsa beni. Bu konuyla alakalı henüz daha gerekli yerlerden bize cevap gelmedi. İnşallah bundan alakalı başvurularımıza da cevap gelir. Para hesaba yattı. Hesaptan geri alındı para banka tarafından. Sorduğumuzda ise hatalı, yanlış hesaba yatmasından dolayı paranız
geri çekilmiştir diye bir mail göndermişlerdi. Bunu diğerki videolarımda da bahsetmiştim arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Özellikle hatalı onay mesajına dikkat edelim arkadaşlar. Eğer size onay mesajı geldikten sonra, kredinizi kullandıktan sonra hala, bakın hala diyorum ya size, bakın kredinizi kontrol edin. Arkadaşlar burayı çok iyi dinleyelim. Kredinizi kontrol edin arkadaşlar. Ve özellikle de şu kredi kullandırım bütün aşamalarını yapmış ve hali hazırda 10 günden beri para yatmasını bekliyorsan, 15 günden beri para yatmasını bekliyorsan bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Neden diyorsanız size banka mesaj göndermiş, göndermemiş olabilir. Siz bunu tekrardan kontrol etmeniz gerekiyor. Bak iki tane arkadaşım bu konuyla alakalı bana sabah yorum yaptı. Yorumda onlara söylediklerim şuydu. Arkadaşım sık sık kredini kontrol et, sonucunu ve değerlendirme kullandırım durumunu kontrol et diye söylediğimde kullandırım yapılmış kredi bankaya arayarak teyit edildiği halde değerlendirilmedi dedi. Yani kredi kullandırım yapılmış, onay gelmiş ve kullandırım yapılmış, paranın yatması bekleniyor artık. Yani hesapta paranın olması bekleniyor. Ama bize verilen cevap krediniz değerlendirmedi. Ama biz diyoruz ki ne? Daha önceden onay gelmişti. Bu şekilde kullandırım yapmıştık. Banka sistemsel hatalardan dolayı hatalı onay mesajı vermekte. Bundan dolayı sistem otomatik olaraktan sizi kullandırım yapmıştır. Krediniz şu anda değerlendirme aşamasındadır. Özür dileriz gibisinden bir mesaj. Yani sistem şu anda başvuruların kapanmasından da birlikte hızlandı ama bu tip mesajlar daha önce de gelmişti. Şimdi de gelmeye devam ediyor. Biraz da arttı. Yani bu konuyla alakalı 2-3 tane durum var ise, vakalar ise şu anda artmış durumda. Yani bundan dolayı da onay mesajı aldığınız halde krediniz tekrardan değerlendirmeye düşebilir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Hemen bankayı arayaraktan, bankalar eskisi gibi tamam yoğunluk var ama yine de düşüyor arkadaşlar. Telefon konuşmalarını burada sizden paylaştığım zaman bazı arkadaşlarımız da yalan video vesaire video gibi yorumlar yazıyorlar. Arkadaşlar biz kesinlikle öyle bir şey yapmıyoruz. Açık bir şekilde de yayınladım size telefon konuşmasını. 10 dakikalık bir telefon görüşmesi vardı. Bu 10 dakikalık telefon görüşmesinde açık bir şekilde yayınladım. Bakabilirsiniz 2-3 gün önceki videoma. Tarihini tam bilmiyorum ama 28 Mayıs, 29 Mayıs olması lazım yayınladığım tarih. Buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı ne duyduysak, ne görüştüysek onu direkt yayınladık. Tabii ki video formatlama vesaire aşamalarında bunu kesip biçebiliyoruz ama yalan dediğiniz için size olduğu şekilde gönderdim. Buna da tekrardan bakabilirsiniz. Hala hazırda video yalan vesaire kurgu gibi yorum yapan arkadaşlara bahsediyorum. Bunu yapabilecek öyle bir sistemimiz, durumumuz yok. Bu şekilde teknolojimiz bende mevcut değil, yapan arkadaşlar var ama bunu da yapabilecek teknoloji bende mevcut değil arkadaşlar. Ondan alakalı vereceğim cevap da budur. Onay mesajı gelen arkadaşlar lütfen tekrardan değerlendirmeye düşebilirler. Buna dikkat etsinler. Özellikle de eğer ki krediniz, bakın özellikle krediniz onay aldı ve kullandırım yapmadıysanız, 10 gün boyunca kullandırım yapmadıysanız veya yapamıyorsanız, bir sıkıntı var ise bunu bankaya bildirin. Krediniz iptal oluyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. 10 gün içerisinde onaylanmış krediyi kullandırım yapmanız gerekiyor. Soran arkadaşlarım var. Kredi iptal olur mu diye. Eğer sen kullandırım yapmadığın krediyi bekletirsen 10 gün boyunca krediniz iptal olur. Sistem size kullandırım yaptırmıyor ise bunu bildirin, bankaya bildirmeniz gerekiyor. Arayın arkadaşlar. Bankayı aradığınız zaman da şöyle bir bilgi vereyim. Düşmüyor diyorsanız arkadaşlar, bankayı aradıktan sonra vesaire konuşmalar geçiyor. Konuşmalar geçtirdikten sonra sesli yanıt sistemine kredi başvurusu deyin. Kredi başvurusu dedikten sonra direkt sizi müşteri temsilcisine bağlayacaktır. Ve çabuk bağlanıyor arkadaşlar. Yani destek kredisi başvurusu falan, destek kredi sonucu demiyorsunuz ya. Direkt kredisi başvurusu dediğiniz zaman bu bankası müşteri temsilcisine çabuk ve hızlı bir şekilde bağlıyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım.
bağlanmakta zorluk çeken arkadaşlar için ben aradığım zaman hep bu şekilde bağlanıyorum arkadaşlar, bilginize. Bir de arkadaşlar temel ihtiyaç destek kredisinin yanı sıra yeni destek paketi de gündeme geldi. Bununla alakalı detaylar henüz tam olarak da netleşmedi. Kısmi netleşenler var. Resmi açıklama bankaların şu web sitelerinde yayınlandıktan sonra da sizlerden detaylı bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.